Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Kadıköy'deyiz ama Barlar Sokağı'ndan an itibariyle çıkıyoruz. Göster. Şimdi sizi yine burada çok güzel mekanlara götürmeye devam edeceğim. Çok güzel kokteyller yapan barlara gideceğiz. Fiyat performans anlamında çok uygun olan yerlere gideceğiz. Etkinlik yapan mekanlar var, onlara gideceğiz. Bu ara etkinlik demişken akla ilk gelen mekan neresi? Tabii ki Aksi Moda. Şimdi oraya gidelim. Devamını orada anlatacağım. Hadi. Aksi Moda özellikle açıldığından beri etkinlikler yapan bir mekan. Mesela anlatacaklarım var diye bir söyleşi etkinliği var. Onu çok kısaca bahsetmek istiyorum. Kalanları zaten içeride konuşacağız. Mesela yeni çıkan bir filmin ya da bir tiyatro oyununun oyuncuları, yönetmenleri, senaristleri buraya geliyorlar. Buraya gelen diğer seyircilerle beraber yukarıda oturup beraber hem filmi ya da oyun neyse onu konuşup karşılıklı soru cevap yapıyorlar. Bar tiyatroları oluyor, stand-up'lar oluyor, akustik konserler oluyor. Şimdi bunların hepsini ve detaylarını içeride canımız Yonca ile konuşacağız. Hadi bakalım. Bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayalım. Bak söylemiyorum, olmuyorsunuz. Bir sürü mekana gideceğiz. Abone lazım. Abone olun. Beğenmek de bedava. Beğenin bizi algoritma yukarılara taşısın. Biraz insanlar görsün. Hadi gelin şimdi. Biraz fiyatlardan bahsetmek istiyorum size. Mesela biralar ortalama 70 liradan başlıyor. Kademeli olarak 125 liraya kadar fiyat aralığı var. Kokteyller ortalama fiyatlar. Gayet bence Kadıköy ortalamasına göre iyi fiyatlar. 200 lira kokteyl. Burada Happy Hour'lar var. Haftanın her günü zaten biralar için oluyor. Kokteyller için de haftanın belirli günlerinde oluyor. Burada QR'ınızı okutuyorsunuz. QR'dan o gün bazı yemeklerde de indirim oluyor. Kokteyllerde de oluyor. Biralarda da oluyor. O biraz o günün artık hangi içkide indirim varsa ona denk geliyorsunuz. Bence fiyatlar dediğim gibi gayet makul. Yemekler de keza öyle. Çok güzel mutfağı var. Hamburgerlere bilmem. Onlara şimdi çok girmeyeceğim ama gayet makul fiyatlarda çok da kaliteli güzel yemekler de burada bulabilirsiniz. Hadi şimdi Yonca'nın yanına gidelim. Hadi. Çok uzattın. Hadi hadi. Efendim bizim mekanınızda ağırladığınız için tekrar teşekkür ederiz. Bu arada bizim kanalı başından beri izleyenler bilirler. Aksi zaten bizim kanalın full destekçisi oldu başından beri. Şu dekor bir arkadaşımın hikayesi zamanından bana biraz nostalji olmadı değil. Ama ben önce Aksi ailesi olarak teşekkür edeyim tekrardan burada çekim yaptığınız için. Bu anlatacaklarım varı ben biraz aslında aşağıda bahsettim ama biraz detayını vermek istiyorum. Çünkü benim en favori aslında etkinliğim. Yani özellikle Kadıköy çevresinde şunlara dikkat ediyoruz. Kadıköy sinemasında mesela bir gösterim var, ekipli gösterim var. Ardından burada söyleşi yapmak istiyoruz. Onlarla iletişime geçiyoruz. Ya da özellikle bize yakın çevredeki yine Kadıköy çevresindeki tiyatro sahnelerinde sahnelenen oyunların çıkışında burada onlarla sohbet etmeye özen gösteriyoruz. Çünkü o sırada izlemeye gelmiş seyirci aynı anda birden onlarla oyun hakkında taze soru cevap yapıyorlar. Soru cevap yapabiliyorlar. Evet. Burası böyle şey oluyor. Yerler bilmeyenler için böyle minderler değil mi? Evet. Herkes yerde oturuyor, masalarda oturuyor. Evet, burada da oyuncular. Ayaklarımızın önünde oturan insanlar bile olabiliyor. Evet, soru cevap. O mesafede. Evet. Biraz böyle evinin oturma odası havası da hissettiriyor insanlara. Dolayısıyla o samimiyet herkesi çok çekiyor. Evet. Anlatacaklarım var. Tüm hızıyla devam ediyor. Söyleşileri ek olarak pandemide müzisyenlerin sahne arayışı arttıkça bize talep ettiklerinde yine bu alanda, yine ev ortamında gibi yine full akustik kalmaya özen göstererek sahneler yapıyoruz. Evet, çok güzel. Onların örneklerinden bir tanesi de Çağatay'la da konuşacağız zaten birazdan. Evet, Çağatay'ımız var. O da Baba mahlasıyla çıkıyor. Evet. Onun dışında stand-up'lar çoğaldı. Buna bar tiyatroları eklendi. Evet. O da çok keyifli oluyor. Sergiler gerçekleştiriyoruz. Duvarlarımız müsait. Bir ay burada sergileniyor. O sırada satışta oluyor. Burada etkinlikler yapılıyormuş sürekli. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Dediğim gibi biz herkese ev sahipliği yapmayı açık bir mekanız. Evet, öylesiniz. Kült filmlerin gösterimleri de yapılıyor. Aslında şöyle bir şeydi. Bir sinema oluşumuyla bir dönem. 82 Ekran diye bir sinema oluşum vardı. Yine üniversite öğrencilerin kurduğu.
Onlarla böyle ulaşabildikleri yapımcılarla vesaire iletişime geçip burada yaptık. Bir tanesi benim için anısı çok farklıdır. Siyah beyaz filmi, işte kadrosunda Erkan Can, Tuncay Kurtiz, Necdet İşler, Şevval Sam ve isimlerini unuttum. Çok değerli sanatçılar var. Ve bize Erkan Can sürpriz oldu. İzlemeye ve burada sohbet etmeye geldi. Ve gerçekten sürpriz geldi. Sadece Haber'e gitmiş. O da çıkmış ve gelmiş. Gelir, ben de yani. Çok severim. Buradan Erkan abiye de selamlar. Ben de yani Erkan abiye gerçekten o akşamın benim herhalde çok 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 ayrı yeri hep hayatımda olacak. Ve daha güzeli o filmi onunla izlemem. Ve mesela Tuncay Kurtiz'i gördüğü gibi gözlerinin dolma anında yanında oturuyor olmam. Bayağı ama gelen oluyor değil mi? Yani çok bayağı Onur Ünlü geldi. Benim bildiklerim arasında. Ya 350'ye yakın isimle burada 6. yılımıza geliyoruz artık. Kaç isim? Sohbet ettik. 350'ye yakın bir isim. Süper. Çünkü çok biz yaratık. Sadece tek bir alanda kısıtlı kalmıyoruz. Sinema, tiyatro, spor, yazarlar, çizerler, müzisyenler. Her alandan. Üniversite oluşumlarıyla da burada sohbetler edildi. Her alandan açığız. Evet, Onur Ünlü, Onur Saylak. Mesela Onur Ünlü benim için hep ayrıdır. Onur abiyi aşırı severim. Ve sanırım en ve tek heyecanlandığım söyleşimdi. Ve 3,5 saat sürmüştü. Of. Peki bir şey soracağım izleyenler için de. Şimdi bunlar ne zaman oluyor? Bunlara nereden bakabiliriz falan diye merak edenler olabilir. Evet. Onlar nereden şimdi baksınlar? Aylık takvimimiz her ay düzenli çıkıyor bizim. Aha. Bir ay öncesinden ben başlıyorum hazırlamaya. Biz 5,5 yıldır her ay düzenli olarak etkinlik yapan bir mekanız. Normalde bunlara Instagram hesabımızla ulaşılabiliyor. Biz bir de dediğim gibi underground kalmayı sevdiğimiz için sadece kendi sayfalarımızdan ya da kendi şahsi hesaplarımızdan paylaşıyoruz. İşte mekanlarımıza asıyoruz toplu afişlerimizi. Ama şimdi yeni bir şeye geçeceğiz. Bir bilet satış sitesine de koyacağız. Şeyi de anlat öyle bitirelim bence burayı. Şu her sene yapılan bir denizin ortasında bir parti olayı var. Onu bir anlat da. Bu yayınlandığında muhtemelen o bitmiş olabilir. Çünkü Ağustos'un 12 Ağustos'ta olacak. Bakalım bu yetişir mi ona ama. Bir ondan şöyle, da bahset. Aksi olarak biz artık biraz dışarıya da yayılmak istiyoruz organizasyonlarımızda. 12 Ağustos'ta üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Boğaz'da Aksi Tekne Partisi. İlk yıl biraz daha küçük bir kapasitedeydi teknemiz ama bu iki yıldır İstanbul'un en büyük teknesi galiba yapıyoruz. Galiba 500 kişi falan değil mi? 1070 kişilik tekne. 1070. Evet, geçen sene bir 700'e yakın bir katılım olmuştu. Bu sene daha çok olmasını hedefliyoruz. Boğaz'da turlarken DJ performanslar, akustik sahnelerle ve gün boyu süren ve içinde içecekleri, yiyecekleri ya da oyun parkurlarının da bu sene mesela oyun parkurları da yolu oyun parkurları. Öyle dışarıya da açılıyoruz. Güzel, bakalım. Evet, açılıyorsun. Var güzel. Fikirlerimiz. Bunun bir de 3 aksi var, onu da söyleyelim. Evet. Bir tanesi Acıbadem'de, bir tanesi Bağdat Caddesi'nde, bir tanesi de şu an bulunduğumuz Moda'da. Moda, evet. Aynen. Bu da açılmaya devam edecek gibi umarım görünüyor. Var. Planlar var değil yeni mi? Yeni planlar aynen. Var. Sürpriz planlarımız umarım. Var. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok, vallahi çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu, ben teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım çünkü bu koltukta ilk kez ben soru cevaplıyorum. Teşekkür ederim bu koltuklara bizi davet ettiğiniz için. Beraber Çağatay'ın yanına gidelim. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Çağatay, ne haber? İyi abi, sen nasılsın? Sağ ol, ben de teşekkür ediyorum. Biraz Yonca ile bahsettik burada ki etkinliklerden, şeylerden bahsettik, akustik konserlerden. Sen de burada aslında yapıyoruz, aynen. Yapanlardan birisin. Estağfurullah. Biraz oralardan kendinden bahseder misiniz? Şöyle Aksi Serüveni ile başlayayım, nasıl o tarafa vardı, ondan bahsedeyim. Süper. Bir arkadaşımın doğum günü partisi vesilesiyle buraya gelip ilk defa Aksi'yi görmüştüm 3 yıl önce. Sonra bir çalışma isteğiyle başladı bu serüven. Çok fazla sanat sepetinin içerisinde olduğunu görünce böyle çok istiyorsun. Hani burada durmak istiyorsun, katılmak istiyorsun, içerisinde bulunmak istiyorsun. Şu anda Yonca Hanım'ın asistanı olarak devam ediyorum buradaki kariyerime. Onu bilmiyordum ben bu arada. Sound check'ler, sahne kurumları, çekimler, editler, sosyal medya taraflarıyla ilgileniyorum şu anda. Onun haricinde bir anda bu bütün akustik yapan müzisyenlerimizin sahnelerini kurarken bir can çekimi oldu. Biz de mi yapsak, ben de mi yapsam, zaten buranın çalışanıyım gibisinden başladı serüven. Yaptık, beğenildi. Güzel küçük bir kitle de yarattık.
Babuğa mahlasıyla çıkıyorum sahneye. Gürcüce'de dede anlamına geliyor. Gürcistan'da. Gürcüce dede anlamına geliyor. Ne söylüyorsunuz? Değişiyor mu? Normalde yani? Müzik kariyerimde synth bazlı ilerliyorum. Daft Punk'lar, Weekend'ler, o taraflarda o vibe'lardayım. Ama burada insanlara daha dinletebilmek için daha bilinir şarkılara, eski Türkçe rock'lara giriyoruz. Fakat dinlemekten sıkıldık vibe'ında değil. Bugüne kadar dinlediğimiz bütün o klişe şarkıları nasıl yorumlarız? Nasıl daha dinletilir bir hale getiririz? Yorum üzerine yorum. Full doğaçlama akan bir sahne oluyor. Hani Sen Ağlama şarkısının normalde altyapısında çok duygusal bir hikaye varken biz onu reggae'ye çevirip bütün insanlar zaten bunu ezbere biliyor. Aynı şekilde okumaya alışık. Bir söyleyemesinler bakalım nasıl yorumlarız gibisinden güzel, ama güzel bütün şarkıları o taraflara çekiyoruz abi. Doğaçlama akıyor gayet güzel akıyor. Hangi günler, kaç gün? Ayda? Salı günleri oluyordu. Her ay fix olarak düzenli yani yapıyoruz. Aynen bu aralar her salı yapıyoruz. Onun haricinde düzenli olarak her ayda devam edecek zaten bu süreç. Çünkü güzel bir kitle yarattık. Güzel bir tarz belirledik. İnsanlar diğer dinletilerden daha öte farklı bir şeyler dinledikleri için, aynı şarkıları farklı şekilde dinledikleri için bir hoş bir kitle yarattık. Devam ediyoruz şu anda. Güzel gidiyor ya. Ücretli mi girişler? Benimkiler ücretsizdi. Çünkü zaten bunun çalışanıydım. Bir de biz şey mantığını buraya taşımak istedik. Sokakta hep bir çanta açılır, para atılır falan muhabbetler olur ya. Biz bunu mekanın içine taşıdık abi. Ben sahnede yukarıdayken çanta açıyorum önüme. Kimseden bilet kesmiyorum. Aynen. Gönlünden kopan atı atıyor. Abi oluyor. Bayağı sokaktan daha fazla kazanç biliyorum. Duyurulur yani. Aynen. Öyle bir fikirle başladık. Nereye evrilir, nereye döner bakalım. Bir şarkı çıkma durumu var ya. Evet, bu sene bitmeden. Bu ya belki bir iki ay yetiştirebilirsek. Şu an bir parça bitti. Şirket görüşmeleri başlayacak. Güzel destekler de var. Çalıştığım yer Aksi de çok destekliyor. Evet. Sağ olsunlar. Çok güzel arkamda duruyorlar. Evet. O yüzden güzel bir süreç de var o taraftan. İlk parçamız evet. Çıkacak umarım. Hadi bakalım. Işte, aynen. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Abi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Abi ne demek? Bana geçelim ama senle. Lütfen. Aynen. Oradan devam edelim.